Evet sevgili arkadaşlar Golbar.com'un ve Kayseri Özel'in Mastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videoya hoş geldiniz. Konya Reil'den herkese selamlar olsun. Sevgili arkadaşlar kanalımız için üyelik için başvuruda bulundum. Bekliyorum hani 5 dakika sonra da açıklanabilir. Yarın da açıklanabilir. Ben de sizler gibi bekliyorum. Bu süreçte size bazı haberler vereyim. Fenerbahçe panik transferi yok falan filan diyor. Panik transferi başka bir şey. Acele transfer başka bir şey. Çöp transfer daha başka bir şey. Yani biz acele etmiyoruz doğru ama şimdi acele etme zamanımız geldi. Hatta ben size daha başka bir şey söyleyeyim. Yani ya Crespo'ya son bir şans doğurup Crespo'yu oynatacak Jose Mourinho. Ya da diyecek ki arkadaş yani Mert Hakan Yandaş'ı da ligde oynatamıyor bu arada biliyorsunuz değil mi? Mert Hakan Yandaş'ın ligde cezası var. Yani ya diyecek ki ben Crespo'yu oynatıyorum. Ya kurun işten devam ediyorum diyecek. Ya da Mert Hakan yandaş diyecek. Ki diyemiyor da. O yüzden orta saha transferinde acele etmemiz lazım. Şimdi Sofyan Amrabat'a telefon açtı. Jose Mourinho diye haber yaptılar. Ben ısrarlı bir şekilde yalanladım. Yani Amrabat'a telefon falan filan yok arkadaşlar. Böyle bir olay yok. Böyle bir dünya yok. Böyle bir gelişme yok yani. Amrabat'a telefon falan filan asla böyle bir şey yok. Ha e, sevgili Sercan Amzoğlu da söylüyor. Sadece hani şartları nedir diye menajerine bir danışmışız. Yani resmi teklif de değil. Sadece sormuşuz. Hani bunu bile resmi olarak şey yapıyorlar. Fenerbahçe ile Galatasaray Scott McTominay ile karşı karşıya diyor. Durun şimdi şey kuydururdu geze geçeceğim. McTominay için adamlar hayvani bir bonservis beklentisi içindeler. Yani 24-26 istiyorlar. Biz 12 6-8 falan o civarda verme düşüncesindeyiz. Çünkü son senesi futbolcunun hani bitmiş sözleşmesi mukavelesi. Biz de uygun bir fiyata alma peşindeyiz. Ama e, Manchester kulübü yanaşıyor mu? Açıkçası Manchester kulübü yanaşmıyor arkadaşlar. Biz de e, McTominay'in olacağını zannetmiyorum. Şimdi Yiğit Fidan e, altyapı Bursa Spor'da U19 milli takımda oynayan ve sözleşmesini fes edip ayrılan futbolcuyu biz almaya çalışıyoruz. Ancak Bursa Spor'la da hani aramızı papaz etme niyetinde değiliz. Bursa Spor'a diyoruz ki eğer futbolcunun mukavelesi sizden bittiyse biz talibiz. Ne yapalım diye Bursa Spor'la birlikte hareket ediyoruz. Onu söyleyeyim. Zaten mesela Ali Koç geçen gün şeyin BN Sports'un açıklamalarında ne dedi? İşte korsan yayını bitirmeliyiz. Adil futbol ortamı gerekli. İşte korsan yayın kesinlikle bitmeli. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Yayın gelirinde işte şu kadar azaldık, bu kadar arttırmalıyız falan. <laughs> Her şeyden önce adalet olması lazım. Adalet olmazsa bu iş olmaz. Anladınız mı? Ve adaleti de böyle böyle sağlayacaksın. Mesela Galatasaray maç yapıyor. O hafta sosyal medyada bir haber işte o takımın yıldızıyla görüşme halinde. Abi araştıracaklar. Doğru mu doğru? Galatasaray maçı çıkmadan hükmen 3-0 yenik sayacaklar. Fenerbahçe için de geçerli bu. Kardeşim durdunuz durdunuz da o haftayı mı seçtiniz diyecek. İnsanların akılında soru işareti bırakamasın deyip çizecekler üstünü. Çizmiyorlar. Ve bu şekilde de bekleniliyor. Şimdi Guido Rodriguez. Önce Guido Rodriguez'i e söyleyeyim. Ee, son 48 saat içinde 3 tane kulüp resmi temas kurdu diyor Yağız Savuncuoğlu. Bitti mi bitmedi. Guido Rodriguez için Yağız Savuncuoğlu diyor ki West Ham, işte Fenerbahçe ve Real Betis iletişim kurdu. Oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi diyor. Guido Rodriguez'in temsilcisi ve 4 milyon euro imza parası, 3 milyon euro net maaş, en az 3 yıllık kontrat istedi. Fenerbahçe'de süreci ilerletmek için oyuncu tarafından indirim bekliyor demiş. Yani neyin indirimini bekliyor? Bu fiyatlara bedava zaten. Benim bildiğim 8 imza parası, işte 6 yıllık, 8 yıllık ücret, 2 menajer komisyonu falan istediler. Ha, bu şartlarda zaten getiremezsin ama eğer 4 imza parası hani üç <laughs> e, şu bu dersen şey diyemem. <laughs> yani dediğim gibi 4 imza parası, üç yıllık bedava bu şartlara kesinlikle getirmemiz lazım. Kesinlikle getirmemiz lazım. Ve bakalım arkadaşlar bu işte bir iş var. Vestam'la anlaşmaya çok yakın diyor ya Sabuncuoğlu. nasıl olacak, nasıl edecek? Ben de merak içinde bekliyorum. Ama benim bildiğim durum bu. Sofyan Amrabat, Fenerbahçe Amrabat'ın menajerine sadece görüşme gerçekleştirdi. Resmi teklif yapmadı. Hani net bir karar verilmedi. Sadece fiyatı nedir, şartı nedir diye soruldu. Bu da resmi teklif anlamı taşımıyor. Anlaşıldı anlamı taşımıyor. Burada da anlaştık. Kovacic için hala 30 milyon euroda diretiyorlar. Bu şartlarda imkansız alamayız. Ben Rabiot için şöyle söyleyeyim. Rabiot, Rabiot Türkiye'ye pek gelme niyetinde değil. Ha <laughs> getirebilirsek maşallah ne güzel parayı bas getir. Gabriel Sara ismi ortaya atıldı. Ben de bir duyum yok. Gabriel Saray'a dair de onu söyleyeyim. Galatasaray vazgeçti. Fenerbahçe devreye girdi. işte. Amrabat'ta Galatasaray çekilmiş. Fenerbahçe devreye girmiş falan. Bunlar yalan arkadaşlar. Fenerbahçe Fred'in boşluğunu Dünya Yıldızı'yla dolduracak şöyle böyle. Yani yalan derken. Hani Amrabat olayını Fenerbahçe'ye Galatasaray üzerinden bağlamaya çalışıyorlar. Bunları geçin. Bak. Bunları geçin. Bunlar hoş şeyler değil. Ha siz şunu konuşun. Fenerbahçe Spor Kulübü 3 tane e, altın madalya bekliyor. Hatice Akbaş, Buse Sürmeneli, Buse Çakıroğlu'ndan. Gerçi Buse rakipleri erkek ama olsun. Biz 3 tane madalya bekliyoruz. Bunları konuşalım. Mesela Konya Spor Melih Bostan'ı açıklamış. Ben size ne dedim arkadaşlar Melih Bostan konusunda? Alma önceliğiyle gönderdik. 100 bin euroya göndermişiz. Alma önceliğimiz var arkadaşlar. İnşallah orada parlar alırız. Türk futboluna güzel bir isim katmış oluruz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Emre Mor'a çok çeşitli teklifler var. Bak Emre Mor, Zays, Crespo, Cengiz Ünder ve Kurunic. Mourinho bu 5'inin üstüne çizdi. Savunmaya önem veriyor. Mesela Samet Akaydın'a e, Bodrum Spor talip. Ama şu tandemde herkesi tam göreceğim diyor. Mesela Emre Mor'a bir sürü teklif var. Ama Emre Mor gitmiyor. Cengiz'e biz bonserviste bekliyoruz. Cengiz'e de beklediğimiz bonservis gelmiyor. İşin de tuhaf tarafı bu. Yani gariplikler silsilesi. Maksim'in izleyeceğiz gibi. Levent Mercan'a kiralık teklifi gelse gönderme niyetimiz var. Potpori yaptım. En nesili takımla çalışmalara başladı. Oğuz Aydın yavaş yavaş fit duruma geliyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ee, Levent söyledik. Fred'in yeri kolay kolay dolmaz da. Fred'e biz yine de yedek arıyoruz. Yani Fred'i yedekleyecek de bir isim de arıyoruz açıkçası. Lil maçına da çatır çatır çalışma niyetimiz var. Şimdi şöyle toparlayacak olursam madde madde en başından itibaren bir bakayım arkadaşlar. Şimdi Guido Rodriguez için ben Yağız Sabuncuoğlu tabii ki de bu işten ekmek kazanıyorlar. O adamlar hani sağa sola girip çıkıyorlar. Ben onlar gibi değilim. Ama bence bu işte bir iş var. Resmi açıklamayı bekleyin. Derim. Kovacic hani 30 milyon euroda da diretiyorlar. Sözleşme bitimine çok az kalmış. Ve oyuncu maliyetli. Ben kovaç için hani ihtimalini çok zor görüyorum. Ha, bir numaralı ise kesinlikle o gelir. Ama Sercan Hamzoğlu ne dedi? Bir numaralı olarak Guido Rodriguez dedi. O zaman Guido Rodriguez gelir. Hem de yarın gelir. Diye düşünüyorum. Rebiot. Ben olsam Guido Rodriguez bedava. Rebiot da bedava. Ben, ben size daha önce de söyledim. Parayı basarım. Onu da alırım. Onu da alırım. Boştalar. Amra batmış. Şuymuş bumuş Uğraşmam. Ya bir fos çıksa bir fos çıkar der misiniz? 55 milyon euro iki tane transfer. Orta sahan şaha kalkar. Bunlar artı Fred artı Şimanski bırakın rekabete girsin. İsmail Yüksek Mert Hakan Yanaş, Bartu Yılmaz bırakın bunlar rekabete girsin. Gabriel Saray dediğim gibi ben bilmiyorum. Vendel ismi arkadaşlar Vendel'i hiç kimse alamaz. Çünkü yasak koyuyor adamlar. Adamlar hani alamazsınız diyor yasak koydum diyor. Bilginiz olsun. Valdemar, Valdemar Anton geçen sene Fenerbahçe bu çocuğu alacakken çok güzel bir şekilde de e, Mario Branco işlemi yapmışken çıktınız attınız tuttunuz yok bu mu alınır? şöyle böyle adam kaç milyon euroya gitti Borussia Dortmund'a bir araştırın. Crespo'yu bence bak Crespo'yu oynatmalıydık. Crespo durmalıydı. Kurun iş gitmeliydi. Bak Mert Hagan yanında dediğim gibi birlikte yok. Şimdi Crespo'ya muhtaçız. Öyle kolay kolay da gelmeyecek. Lig maçları başlıyor bak. Crespo, İsmail, Bartu. Fred'in sakatlığı sürecek. Mert Hagan hadi ligde oynatamazsın ama Şimanski gidersin. 4 Kaldın. Hadi kurun işte yedek kadro dersin 5. Şimdi mecbur tutmak zorundasın ya da hızlanmak zorundasın. Artık Fenerbahçe hangisini seçecek? Bakacağız. Jose Mourinho'ya bağlı. Yiğit Fidan ismi de çocuk yetenekli bir çocuk. Ama kimseyle ara bozmanın düzumu yok. Alan Saint Maxim'in Ennesiri takımla çalışıyor. İlk maçta Lil maçında herhalde Ennesiri'yi direkt izleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Ama bakacağız. Oğuz Aydın da kendine geliyor. Kızlarımıza da başarılar bu Senazlar'a. Hatice Akbaş'a bu senas Ah, diğer bu senaz da alta koymuşum. Ben de diyorum bu senaz nerede? Melih Bostan'ın da yolu açık olsun inşallah kendine gelir. Aynı zamanda Samet Akaydın'ı isteyenler var ama ben Samet için kalır da diyemiyorum, gider de diyemiyorum. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde Levent Mercan ismi oynayabilecek olsa oynama garantisi isteseler veririz. Zayt kendine kulüp bakan isimlerden biri. Cengiz Ünder'i isteyen neredeyse yok. Yoksa Cengiz gidecek. Arabistan'dan isteyen var. O da oraya gitmek istemiyor. Arkadaşlar kanalımıza lütfen desteğinizi esirgemeyin. Başvuruyu da başvuruda bulundum. Bekliyorum arkadaşlar. Bugün de gelebilir. Yarın da gelebilir. İyi bir izlenim uyandırmak için lütfen kısa kısa oynatma listesini ve diğer videoları izleyin. Beğeniler atın bakın. Yüzden fazla belki üyelik hediye edilecek. Hani şey kalmayın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hediye birlikte mahrum kalmayın. El inşallah bu kanalı bir an önce 100.000'de yaparız. Yeter ki desteğinizi eksik etmeyin. Görüşmek üzere.